geçen bölüm. Devletimiz için de yine yaptığımız hamlelerle devam etti. Şu anda açıkçası teknolojik anlamda batılıları yakalama çabam var. Bir de ne yapacağız? Agresifliğimizin düşmesini bekleyeceğiz aynı zamanda. Biraz yüksek bir seviyede. Aynı zamanda tabii fikrin de, özellikle state propaganda fikrinin de tamamlanmasını bekliyoruz. Böyle öyle devam edeceğiz. Bu süreç biraz ağır ağır geçebilir. Problem değil. İlerleyen süreçte ise devletimiz önemli seferler gerçekleştirir diyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Şu an ülkemizde her şey iyiye gidiyor. Çok iyiye gidiyor. Süper bir ülkemiz var. Onun dışında Roma'daki şu masrafı kapatabiliriz. Problem değil. Normal şartlarda, önceki videolarda da çok defa dile getirdim. Askeri geleneği korumak çok önemlidir başlangıçta ama biz şu anda çok fazla bunu artık karışamayacağız, engelleyemeyeceğiz, koruyamayacağız. Improved Relation görüyorum, güzel. Biraz ekonomim düzeldi dedim, danışman alın. Improved Relation önemli. Agresifliğin daha hızlı bir şekilde azalmasını sağlayacak. Devletlerle kurduğunuz ilişkilerin hızlanmasıyla alakalı bir katkıdır bu. Her anlamda. Agresiflik olur. Daha sonra ilişki geliştirirken olur vesaire. Onun dışına başka ne diyelim? Ben aklıma gelmişken birkaç bir şey yapmayı düşünüyordum. Burada aslında biz bir edikt belirleyebiliriz. Ticaret anlamında. Her ne kadar maliyetler yükselecek olsa da biraz ticaret gücümüzü bölgede arttırırsak ben gelirlerimiz daha iyi bir seviyeye çıkar diye düşünüyorum. Buralar çünkü önemli yerler. Özellikle şu an bu belirlediğim state içinde bir ticaret merkezi de sağladığı için en azından gelirlere biraz daha etki edebilecek bir yer. Az önce bir yine din değişikliği oldu. Tamam. Problem değil. Başka ne yapacağız? Şimdi bazen planlıyorum. Videoya girerken unutuyorum. Veya önemsemiyorum. Konuşurken bir anda aklıma başka şeyler geliyor. O yüzden düşünmek lazım. Seni geliştirelim mi madem ya? Çok da bekletmemek gerekiyor açıkçası. Bir an önce öyle geliştirelim. Efendim. Şimdi tabii artık Batılılar da çok üstün durumda olmadığı için bu teknolojilerde bizde. Kastilya çok fazla kazanç elde ettiremiyor bize. Bir yandan 1537. Ha önümüzdeki yıl diplomatik puana yönelebilirmişiz. Bunu yapalım. Diplomatik puanların artışı çok önemli olacak bizim için kısa vadede. Görüldüğü üzere bir diplomatik fikrimiz var. Bunu tamamlayabilmemiz için de iyi bir puana ihtiyacım da var. Lokal unrest alacak veya mistikizm. Ya dini anlamda niye kafanızı takıyorsunuz ki böyle şeyleri? Sayın arkadaşlar. Yok, toprak istemeyeceğim. Claim'im gidebilir. Değerli vassalım, seni ne kadar sevdiğimi gör. Ben, şu bir tane gemi vardı, doğru. Onu da görmüştüm. Aklıma geldi şimdi. Bunları bir çalıştıralım biraz. Ticaretimize katkı sağlasınlar. Gerçi bunların çok katkı sağlayabileceği de görüldüğü üzere yok da. İskenderiye'ye gittim. Değerli İskenderiye. Bir de Floransa'da ben bir tane hak iddiası yapayım. Şimdiden bulunsun da. Sonra savaşa girecek oluruz. Ah deriz şimdi bir savaş açalım. O sıra deriz ki savaş dedin yok. Buyurun efendim bundan sonra. Bina yapacaktık. Binamızı yapalım. Para var. Workshop. Şu an 4 tane var. 5.sini de yaptık mı tamamdır. Güzel. Fikrimiz var. Devam edelim. Vassal besleme bu seride biraz yapabilirim. Madem influence aldık sadece agresiflik için kullanmayalım bunu. Aynı zamanda çok fazla vassal üretimi de yapabiliriz. Mesela Afrika'nın geri kalanını bu vatandaşa teslim edebilirim. Gerçi bir bakıma bana din anlamında bütünlük sağlaması bu topraklar açısından, yani bizim açımızdan önemli aslında. Almakta fayda var da. Kastilya'ya ben uyarı verebiliyor muyum ya? İstikrar kaybı, meşruluk kaybı. Hükümdar zaten yaşı da ilerledi artık. Gazi Cem Sultan'ın oğlu Sultan Celaleddin artık vefat edecek. Yaşı da artık geliyor.
O yüzden meşruluğun azalması çok problem değil bizim için. Hali hazırda. Bir danışman daha alalım. Askeri, moral, army, disiplin. Şimdi paraları şöyle bir 200 luka civarlarına getirirsek daha sonra şeyi çok fazla önemsemeyeceğim. Danışman, 2 puanlık danışmanlar alacağız genelde. Cerba'da kim hakim olsun? Cerba. Ya da ikisi de desteklemiyorum diyebiliriz de. Ulema'ya verirsek Ümera loyalty kaybedecek. Ümera'ya verirsek Ulema loyalty kaybedecek. Ama influence'i sıkıntılı olan bir ulemamız var. 75. Dolayısıyla ona toprak verirsem canımız çok sıkılır. Başka? İkisine de vermesek? Cerba. Ya bu Cerba bize ekonomik anlamda nasıl bir katkı sağlıyor? Bir dakika. Sayın Cerba. Yanlış yere mi bakıyoruz? Burası değil mi abi? Enteresan. Aha. Burası. Yani 152 otonomi var zaten. Çok bir getirisi de olan bir yer değilmiş aslında ama. Ya burada tüccarlar alamıyor. İkisinden birine mecbur vereceğiz zaten. Ya da vermeyeceğiz ikisine de. Ama biz hadi burada şeye verelim. Ümera'ya verelim. Ulemanın düşsün. Ülkemizdeki etkinliği, efekt, kat, etkin, neyse artık, ne isterse öyle yorumlasın. O düşsün abi. Gayet güzel olur yani. Bu arada görev tamamlanmış. Hemen şu gelirlerimizi şöyle bir biraz daha insansız seviyelere getirelim. Güzel. Katkımızı aldık. Savaş var herhalde. Osman Kastilya. Geçin. Geçin. Siz geçmeyin. Geçin. Değerli Memlük. Ramazan mı? Ramazan hala yaşıyor değil mi? Değerli Ramazan. 10 olmuş. Güzel. Aslında tam savaşlık zaman bu vatandaşla da. Çünkü aynı anda bir de İspanyollerle savaşıyorlar. Siena'da kitlesi yapalım bence. Tabii şu an bir din fikrimiz olsaydı çok daha mükemmel olabilirdi bizim için. Agresiflik daha düşük seviyelerde vererek. Osmanlı dept mi? Osmanlı nasıl bir savaştasın ki dept oldun? Ne yaptın ülkene? Batmış ya. Ülkeyi batırmış. Koskoca Osmanlı'yı sen nasıl batırırsın? Birinci Mahmut. Hayır, olan bana oluyor. Beni batırıyorsun. Gerçi ben şu anda bekliyorum aslına bakılırsa. Öncelikle influence'i bitirelim diye de. Şimdi admin puanlarımız sıkıntılı ama ya bir din fikri mükemmel olur aslında. Şimdi agresiflik açısından şu %75'lik bedelle bir de state propaganda ile birlikte çok düşük agresifliklerle bu toprakları fethetme şansımız var. Quantity alırsak iyi bir insan gücü, müthiş bir ordu gücüne ulaşma şansımız var. İkisi de işimize yarar aslında aynı anda ama 14. seviyeye kadar. Senin ne kadar askerin var Florence? Bir bakabilir miyiz ona? Rica ediyorum. 14.000. Az da değil işte sayısı. Bizim daha büyük sayılarda askere ulaşmamız lazım ki Quantity'yi alacağız ya. Şimdi din fikrini almak gerçekten mükemmel olurdu da. Öncelikle herhalde böyle devam edeceğiz. Sayın Florence. Papa State'le aramız mükemmel. Genelize kadar. Quantity. Admin puanı da sıkıntılı çünkü. Ama yurt yapmayacağım zaten bu dönemde fazla. Ya biz en iyisi
Din fikrini alalım ya. Din. Vazgeçtim. Yine vazgeçtim. Bambaşka bir strateji. Burada Quantity kesinlikle seçilebilirdi. Her şey uygun bizim için. Teknolojilere hep ilerideyiz ama maalesef daha fazla artık düşünemedik. Gittik bunu yaptık. Bize danışman lazım. Paralar uçmuş. Danışman vardı bir tane. Vefat etti herhalde kendisi. Oyun veriyordu ama gitmiş. Misyoner faaliyeti var. Onu alırsak influence kaybı. Bir de loyalty şey influence çok yüksek şu anda vatandaşların. Nasıl yapsak? Ticaret efekt. Burada olmazsa 6 duka masraf da o kadar fazla ki yüksek yani. Mermek de istemiyorum ama 2 puanlık görevli. Neyse biz 1 puanlık görevliyle yine devam edelim bence. Misyoner faaliyeti almaya gerek yok. National Unrest. Ver bakalım. Ha, diplomatik puana yöneleceğiz dedik. Şimdi burada diplomatik puanla alakalı nasıl bir hamle yapsak? Acaba sana yönelsem mi? Şimdi din fikri de var. Aynı zamanda geliştirmek istediğim. Burada kararsız kaldım. Diplomatik anlamda yapacağım çok fazla bir şey yok. Yani sadece fikir geliştireceğiz. Ama yurt yapma arada belki ihtimal olabilir. O yüzden yönelmeyelim bence. Aynen böyle devam edelim. Yapacak bir şey yok. Admin teknolojisini geliştiren ülke yok şu an. Enteresan. Enteresan. Spy Network Castilla. Güzel. Fez bu savaştan galip ayrılmalı. Asker gönderemiyoruz. Borcu varmış. Aha, protestanlar isyan ediyor. Floransa'da. Castilla şu an savaşa çok istekli. Burası sur olan bir yer miydi? Evet, ooo. Memlük kurtardı orayı. Şimdi Memlük, yani burası bir sonuçta farklı bir kıta. Buraya da asker indirmesi Castilla'nın kolay değil. Memlük'ün ordularının geçişini de sağladığımdan kasten yaptım bunu. Castilla biraz zorlanabilir bu bölgede. İşte o zorlanma sayesinde biz de Floransa'ya girebiliriz. Bu arada kendisi protestan da olmuş. Enteresan şeyler devam ediyor. Aslında mükemmel olurdu bizim için de. Saldırmak. Agresiflik de çünkü biliyorsunuz Katolik olduğu için devletlerin çoğu burada. Gerçi İtalyanlar hep protestan olmuş. Evet. Güzel yayılıyorlar. Ha, Polonya'da. Protestan olmuş, enteresan. Macaristan'ın bağımsızlığını destekliyor. Macaristan Bohemia'ya bağlı. Ha, ben onu da destekleyebiliyormuşum. Benle ittifak kurar böylece. Aslında Bohemia benim düşmanım olsa... Aa bak işte savaş yapma ihtimalimiz yok dedim. Şu an olabilirdi aslında. Bohemia'yı düşman belirleseydik Macaristan'ı destekler savaş açardık. Sonra tabi bize power projection kazandırırdı. Aynı zamanda Macaristan gibi dostumuz olurdu batıda. Agresiflik açısından da. Gerçi Osmanlı ilerlemeye kalkarsa yapar bunu. Bizi bayağı bir üzerdi o durumda. Burada donanma ne durumda bizim? 35'e kadar çıkartabiliyormuşuz limitleri abi. Arttıralım gemileri. Paramız var nasıl olsa. Yani galeylerimizi alalım. Kaç tane de büyük gemi destek olarak bulunsun. Ben tabi paraları hemen bastım da. Aa, galeyin yeni seviyesi geliyor. Dur, galeyin yeni seviyesini alalım bence. O şeylerden vazgeçelim, galeylerden. Bir dakika abi.
Ay. Galeyler. Dur, hepsini bir iptal edelim önce, tamam. Kafamız karışmasın. Ha, bunlar bir tane daha var. İki tane büyük gemi hazırla da. Birisini de burada hazırla. Tamam. Teknolojiyi geliştiririz, diplomatik teknolojiyi bir seviye daha. Sonrasında galeye alırız. Taşıma gemisi de yeniliyormuş. Ragusa ve papalıkla ateşkesimiz sona ermiş. Bu arada Kastilya'da 100 oldu gücümüz. Bir de isyan çıkartalım mı kendisinde? Yani gerçi çok isyankar vatandaşlar da yok ülkesinde de. Heretik. Hiç var mı ya, bu inanç farklı da oluyor yani. 176 duka. Heretiklere para vereceğiz. İsyan etsinler diye. Ya. Pek faydasını görmeyeceğiz aslında. Neyse, kalsın. Puan kalsın şimdi. Sen niye bağımsızlık istemiyorsun ya? Sen bağımsızlık istesene. Bağlayalım seni kendimize. Hem de diplomatik teknolojiyi geliştireceğim dedim. Gemi için bekleyelim. 10. seviyeye çıksın. Zaten Kastilya... Aslında düşürmemek lazım. Zaten Kastilya'dan şu an indirim sağlıyoruz bu sayede. O yüzden hiç uğraşmayalım o şekilde. Mistikizm 15 puan. Legalizm. Legalizm kaç şu an? 92. Yine para alalım mı? Biraz daha en azından faydası olur ya. Yani. Bir savaşta zaten yine o paraları geri alırız. Puanı geri alırız yani. Şuradaki 70'lere çıkar ya. 80'lere. Diplomatik teknoloji bir gelse de kaçırmasak elimizden şu indirimi daha fazla. Portekiz beni düşman ilan etti. Enteresan. Enteresan. Çok enteresan. Geldi değil mi? 505, tamam. Evet. Şimdi galeylerimizi alalım abi. Söz verdiğimiz gibi. Tamam. Bolca şöyle galeyimizi alalım. Burada Batı Osmanlı donanmasının gücünü herkes bilsin. Devlet-i Aliye, siz de zaten buranın güçlü bir devletisiniz. İkimiz bu bölgeyi yöneteceğiz. Savaş bitti mi? Aa, bitmemiş. Bakalım nasıl bir anlaşma yapacaklar. Muhtemelen para alacak. Çok fazla yapacak bir şey yok yani. Bu arada hükümdarımız vefat ediyor. Sultan Celaleddin, Roma'nın Fatihi vefat etti. Başımız sağ olsun. Çok önemli bir hükümdar tabii ki devletimiz için. Büyük hizmetleri oldu ama artık kendisi yok. Askeri puanlara... Ha, ben askeri puanlara mı yatırmışım en son? Ben adminde diye hatırlıyordum. Teknolojiye yetişelim diye mi yapmışız? O zaman bu puanı değiştirelim. Admine yönelim. Admine mi, diplomasiye mi? Admin demiştik en son. Adminden devam etsin. Evet, hükümdarımızı kaybettik maalesef. Parasını vereceğiz tabii. 139. Güzel. Osmanlı ile evliliğimizi yapıyoruz. Akraba evliliği mi yaptık yine? Evet. Güzel. Yolsuzluk. Ha, istikrarı alsın. Alsın istikrarı. Yolsuzlukla uğraştırma bizi. Puan birazdan gelecek zaten. Ben yine şey ettiririm. Güzel. İyi ki o yolsuzluğu da almışız bak. Bu sayede hani boşa da gitmemiş oldu. Her halükarda baktığınızda. Ne diyor? Din mi? Ulemaya katkı sağlarsak ulema influence kazanmasın abi. Kusura bakmasın. Ulema influence kazandıkça bizim zorumuza gider. Ha, teknoloji aslında bak. Event önceden gelecek ama şimdi gelmesinin pek bir önemi yok.
30 bine kadar çıkartabiliyormuşuz asker sayımızı. Evet, Castile sonunda discover etmeyi başardı. Yıllardır yüzde kalan vatandaşlarımızı. Ben buradan biraz asker alayım. Buradan alayım. İkinci ordumuzu oluşturuyorum bu arada. Hani bunları artık eklemeyeceğim şu 26 bine. Yeni bir ordu daha hazırlıyorum. İkinci bir ordu olarak bunlar yer alacak ülkemizde. Onlara süvari eklerim. 2 tane, 4 tane neyse. Topçusu vesaire. Asker sayısı işte bir artsın iyice. Böylece güzel bir güçlü bir orduya ulaşmış oluruz. Değerli Roma. Başkent Roma. Devleti Aliye'nin yeni başkent. Vassalımız kaç şu an ilişkimiz? Onu savaşla vassal yapmıştık. Evlilik var. Yapalım. Şimdi onu da ilhak etmek istemiyorum. Yani bu vassal... Ha, Toskana kurulmuş. Floransa Toskana'yı kurmayı başardı. Tebrikler. Evet, Osmanlı savaşa geliyor. Şimdi bu savaşı açsam mı? Ha. Savaşınızı da bitirmişsiniz. Yenildiniz mi acaba? Anlaşmaya bakmadık. Enteresan bir anlaşma, bir şeyler oldu. Şimdi burada yani din fikrinin gelmesi lazım abi. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Doyasıya şuradan toprak almak istiyorsak burayı bir hızlıca geçelim bence. Osmanlı ile aramız bozulmadığı sürece, bir de Toskana dünyayı dost yapmadığı sürece. Gerçi Osmanlı eğer istediğim gibi savaşırsa yanımda, ona da problem olmaz da. Oyunda çünkü yapay zeka biraz tuhaf tuhaf hareketler yapabiliyor. 25 admin puanı veya National Unrest'i veriyor. 2 puanlık %50 indirimle. Bak, bu daha iyi bir haber işte. İnal Bey. İnal Bey'i alalım. Kaç? 30 yaşında. Roma'da doğmuş. Sekban Infantry'de geliyor. Diplomatik puan, para, ticaret etkinliği 54 yılına kadar 50 diplomatik puan alırız. Artık ülkemizin ekonomisi iyi bir seviyeye de gelmiş bulunmakta. Dolayısıyla artık paraya çok fazla tercihte bulunmuyor. Yani parayla alakalı çok tercihte bulunmuyoruz. Onun yerine Toskana'ya ilişkin bulunsun. Onun yerine efendim puan almakta fayda var. Ha, ben bu arada şunu tamamen kapatmamışım hala. Neyse. Size bir komutan verelim. Ülkede komutan kalmamış. Teyan'dan 49 olmuş. Bizim kimdi? Fez miydi düşmanımız? Bir küfür edelim Fez'e. Diplomatik ambargolar vesaire de yapabilir. Meşruluk geliyor. Alırız. Güzel. Paralar. Tamam. Şimdi bu süreçte hani quantity fikrini almadık ya. Olur da sıkıntı yaşarsak diye Arma Profesyonelizm sayesinde insan gücü kazanırız diye düşünüyorum. Biraz ona yönlensek iyi olacak. Birimlerimizin üniformasını görüyorsunuz. Şu birim paketi olayını belki alsaydım bu böyle olmazdı ama gerçi batılı bir ülke olarak kurduk. Biraz da ondan kaynaklanıyor herhalde. Hükümdarımızı ordu komutanı yapmayalım. Yine bir puanla komutan alalım. Abi çok beceriksiz komutanlar geliyor. Kusura bakmasınlar da. Gerçi şu an kaç bizim puanımız? 14'e kadar düşmüş. Yani çok düşük bir puan tabi. Ha, acayip bir ateş etti yani. Floransa hazır ol. Mermilerimiz geliyor çok yakında. Biraz daha bekle. Bak, adam öyle bir ateş etti ki zaten. Nasıl güçlü bir silahımız var. Bak bak. Of. Nasıl tepiyor ya. Öyle bir şey yok. İşte bu Batı Osmanlı'nın gücünü gösteriyor. Efendim. Sayın oyun. 30 bin ordu limitimiz var. Değerli Toskana. Şimdi Toskana protestan da olduğu için
Bir kere din savaşı da geliyor bu arada. Çok az kaldı. Aslında o zamana kadar bu fikirleri tamamlasaydık daha iyi olurdu da. Gerçi kaç şu an agresifliğimiz? Sıfır mı abi? Saldıralım ya. 2-3 toprak da olsa alalım. Bir de şu power projection puanımızı arttıralım en azından. Yoksa üzülürüz yani. Olmayacak böyle. Seni maalesef birleştireceğim bu sefer de. Limitler taşıyor mu orduları? Zor da olsa taşıyacak. Mecbur yapacağız çünkü hani ayrı bir ordu olarak kullanamam. 4000 askeri yeterli değil. Legalizm kaç oldu? 70. Şimdi bu bölümün artık sonuna geldik diyebiliriz değil mi? Bakıyoruz. Evet. Bölümler normal şartlarda bu sürelerde olacak zaten. Önümüzdeki bölümde o zaman savaş açalım. Önümüzdeki bölümde Batı Osmanlı Devleti, Devlet-i Ali'yi Osmanlı ile birlikte İtalya seferine çıkıyor. Bakalım bu seferde neler olacak? İsteğim tabii ki zengin İtalyan topraklarını ele geçirmek olacak. Agresifliğimizi zorlarız artık nereye kadar alabiliyorsak. Sonra işte şu fikirlerin tamamlanması gerekecek. Bu süreç gösteriyor ki bize bir din savaşına kadar İtalya'nın tamamını alamayacağız belki de ama din savaşı gerçekleştikten sonra veya bilmiyorum belki de gerçekleşmeyebilir. Leistan tebrikler. Deneyeceğiz. Olayı tamamen akışına bırakıyorum. Bakalım neler olacak. Hoşça kalın.